Merhaba herkese. Bugün sizinle önemli bir konu işleyeceğiz. Hatta bana kalırsa önemli bir değil iki tane konu. Neden diyecek olursanız EBOB ekokla periyodik tekrar eden problemleri bir araya getirdiği için dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili mutlaka bol bol soru çözün. Çünkü bir kaçırdınız mı devamı gelmeyebilir. Hemen ufak bir konu özeti yapalım. Çünkü bu konu gerçekten konu özetine ihtiyaç duyuyor. Ve arkasından ne yapalım sorularımızı çözelim. İlk adım kitabından. Haydi geçelim. İlk konu kitabına pardon. A ve B aralarında asal olmak üzere eğer iki tane sayı aralarında asalsa o zaman bunların EBOB'ları birdir. Yazıyorum. EBOB aralarında asal olmak üzere EBOB. AB eşittir bir. Ekokları da bu sayıların çarpımlarıdır. AB eşittir ne olacak? A çarpı B. Örnek verecek olursam. 4 ile 9. Bakın 4 ile 9 asal mı? Ayrı ayrı hayır. Ama aralarında asal. Çünkü ortak bölenleri yok. O zaman ne diyorum? EBOB 4 ile 9 1 ama ekokları da kaçtır? 36. Şimdi eğer iki tane sayının yani x ile y'nin ebopları kaysa bu sayılar k'nın bir katı olmalı. Ne demek istiyorum? Bakın şurada ne olsun? Şurası 3 mü olsun? x o zaman ne olacak? 3'ün bir katı. Y de kaçın katı olacak? 3'ün katı pardon. Şurada K3 olmalıydı. Yani şurası 3A. Yani şurası 3B. Ama A ile B buralarında ama ne olacak? A ile B burada aralarında asal olmalı. O zaman yazıyorum. EBOB AB eşittir 1. Şimdi devam edelim. Devamında ne diyor? İki sayının çarpımı aynı sayı aynı zamanda bu sayıların nedir? EBOB'uyla EKOK'unun çarpımına eşit. Bu gerçekten çok çok önemli bir kural. İki tane sayının çarpımı EBOB ile ECOG'un çarpımına eşittir. O zaman buraya bir iki yıldız atalım ve köşede dursun. X ve Y aralarında asal ise biraz önce yukarıda söyledim. EBOB'ları bir. ekokları da bu sayıların çarpımı ama sayıların ayrı ayrı asal olmasına gerek yok. Devam edelim. Bir bütünün parçalara ayrıldığı sorularda EBOB. Büyükten küçüğe geçerken EBOB. Parçalardan bir bütünün oluşturulduğu sorularda ekok. Tuğlaları örerek eğer bir duvar elde ediyorsanız... O da ne demektir? Ekok demektir. Şimdi bakın, EBOB sorularında genelde bir çevre, bir tarla versin veya bir bahçe versin, bu aralara eşit aralıklarla ağaç dikilecekse eğer, bu ağaç sayısı çevre bölü aralıktır. Fayans sayısı elimizde bir tane alanımız olsun, ne olabilir? Bir oturma odasının alanı olabilir veya bir banyonun alanı olabilir. Burada burada kullanılması gereken fayans sayısı banyonun alanı bölü fayansın alanı. Tabii ki en az olacak. En az olacağı için fayansın alanını olabildiğince büyük seçeceksiniz. Ve devam edelim. Eko. Büyük küpün hacmi bölü kutunun hacmi eşittir kutu sayısı. Bu ne demek? Elinizde küçük arkadaşlar küçük küpler olsun değil mi? Bu küçük küplerle eğer büyük bir şey inşa ediyorsanız o zaman büyük küpün hacmi bölü kutunun hacmi kaç tane küçükten kullanacağınızı gösterir. Ve birlikte çalan zil sorularında veya ne olabilir? Nöbet sorularında veya ekleme çıkarma sorularında ekok kullanacağız. Ekok önemli burada. Şimdi geçelim ufaktan sorularımıza. Bakın burada ben ne yapacağım? Hangi kitabı kullanıyorum? Bakın burada matematik ilk 12 konu. Bu gerçekten öğreten aynı zamanda öğretmekle birlikte orta düzey sorularla yan yana bir de neyimiz var? Yeni nesi sorular. Buradaki en önemli şeylerden birisi temel düzey ve orta düzeyde konuyu öğrenirken yeni nesile atlamaması. O yüzden yeni nesil soruları lütfen dikkat edin. Ben de ne yaptığım sayfa 117'den soruyu e açtım. Hemen önümüzde duruyor. Bakalım ne diyor bize? Yeni nesil soruları diğerlerinden ayıran şey neydi? Öncelikle soruyu anlayın. Daha sonra da çözün. X ve Y pozitif tam sayıysa eğer kutucuk içerisine X ile Y'yi alıyorsa bunun anlamı şu. EBOB'ları ne al? Kutucuk içerisine almış mı almış? O zaman ben ne diyorum? EBOB 120 ve 180. Bu bana kaçı verdi? 60'ı verdi. Dilerseniz şöyle yapabilirsiniz bakın. 2'ye böl. Ondan sonra 60. 2'ye böldün 90. 2'ye böl. Buradan kaç geldi? 30, 45. Ondan sonra ortak bölenleri bulmaya çalışacağım. 2'ye daha bölünmüyor. 3'e bölelim. Burası kaç? 10, 15. Bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 5'e bölünüyor. 2. Buradan da kaç geldi? 3 geldi. Ortak bölenleri sadece aldım. Buradan bakılacak olursa 4 kere 3. 12. 12 ile 5 çarparsam 60. Bunların yani ebopları kaç oldu? 60. Şurasının bana kaç çağırdı? 60. 60'a 150 mi oldu? Şöyle bakalım. Şimdi bunların EBOB'larını bulmak da kolay. Herkisi de 10'a bölünüyor mu? Bölünüyor. Herkisi 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Misal 60'ı 30'a böldüğünüz zaman kaç oldu? 2. 30'a böldüğünüz zaman kaç oldu? 5. 2 ile 5'in artık başka böleni var mı? Ortak böleni var mı? Hayır. O zaman bunların EBOB'ları kaç oldu? 30. Ve geçiyorum. Geçiyorum diğer inanılmaz soruya. A ve B ardışık iki çift sayı. Şimdi arkadaşlar gelin şunları bir ardışıklı yorumlayalım. Öncelikle ne olsun? Misal 1, 2, 3, 4 Eğer bu sayılar ardışıksa EBOB'ları 1 EBOB buradan aldığın ardışık 2 sayı EBOB AB eşittir 1 Şöyle olursa 1, 3, 5, 7 Ardışık 2 tane tek sayı alırsan EBOB AB B bu da gene ne olacaktır? 1. Ama dur yolcu. Çifte gelince işin rengi biraz değişiyor. Ne olsun? 2, 4, 6 şeklinde ilerlesin. Eğer bu sayı dizisinden ardışık 2 tane çift sayı alırsan EBOB AB eşittir 2 olacak. Bakın 2 ile 4 her ikisi kaça bölünür? 2'ye. 4 ile 6 kaça bölünür? 2'ye. 6 ile 8 kaça bölünür? 2'ye. Hepsi zorunlu olarak 2'ye bölünüyor. O zaman EBOB'ları 2. Aynı zamanda şunu da vermemiz gerekiyor. İki sayının çarpımı çift sayının iki ile iki anne artı ikinin EBOB'ları kaçtı? İki idi. Ekoklarının çarpımına eşit. Yani burada ben ne diyeceğim? İki çift sayının artış iki çift sayının çarpımı ebobları ile ekoklarının çarpımına eşit. Ama EBOB'ları kaç oldu ki? O zaman buradan ekoklarına ne diyeceğim? Bu sayıların çarp ve ikiye bölersen aynı zamanda ekoklarını elde etmiş olursun. Bakın bunu mutlaka kitabınıza veya defterinize bir not defteriniz olsun. Güzel bir not defteriniz olsun. Oraya mutlaka not alın. Devam ediyorum. A ve B artışık iki çift sayı için. Ne diyor bize? Ebop AB, ekok AB kaçmış? 182. Artışık iki çiftse ebopları kaçtır? 2. Ekok diyorum. Eşittir kaç? 182. 2'yi diğer tarafa attın. Ekokları kaç oldu arkadaşlar? 180. Buna göre en küçük sayı nedir? Formül neydi dostlarım? EBOB çarpı EKOK eşittir A çarpı B. EBOBları 2, EKOKları kaç? 180. Çarpı kaç oldu? 360. Bu sayıların çarpımı mıdır? Çarpımıdır. O zaman düşünelim, iki tane ardışık sayı bulalım ve çarpımları kaç olsun? 360. Cevapsızlarına bir bakın. Bakın ufaktan. Hemen ipucu versin. Sayılardan birine kaç diyelim? 18. Ardışık ise diğeri de kaç olmalı? 20. O zaman çarparsak kaç oldu? 360. Yani cevabımız A'dır. Geçiyorum diğer soru Mah. Aşağıda gösterilen topların üzerinde birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar yazılmıştır. Burak bunlardan iki tanesini seçip üzerinde yazan sayıların EBOB'larını hesaplıyor. Hmm, tamam. Burada güzel bir soru var. Gerçekten bu soruda bir yıldız atmak istiyorum. Önemli bir soru tipi. Bakalım ne olmuş? A ve B'yi seçerse EBOB AB 5'miş. O zaman ben şöyle derim. A, B, C için bakın. A kaçın katı oldu? 5'in katı. A burada var. A, C 4'müş. O zaman A aynı zamanda kaçın katı olmalı? 4'ün. Ben buradan A'nın kaç olduğunu gördüm. Kaçın katı olduğunu gördüm? 20'nin katı. B'ye bakalım. EBOB AB 5 mi? 5. B'nin içerisinde 5'in katı olmalı. EBOB BC 7 mi? 7 de olmalı. O zaman buradan B sayısı da şöyle yapalım. 35'in bir katı. Devam edelim. C'ye bakalım. C için ne diyorum arkadaşlar? C hem burada hem de burada. 4'ün 7'nin. O zaman 4 ile 7 yazalım. Bir şey hem 4'ün hem de 7'nin katıysa bunların ekoklarının da katı olması gerekir. Yani 28'in katı oldu. Şimdi bakın. Bana ne diyor? ABC toplamını en fazla yapalım. O zaman ama bir de ne dedi? 2 basamaklı mı? K'ya kaç verdim? 4. A kaç oldu? 80. En büyük olması için K'ya kaç vereceğim? 2. Ha verirken ama bir tık da düşünelim. Çünkü A'yı 80 yaparken arkadaşlar bir yapalım isterseniz göstereceğim. Yapılan bir yanlış var o yanlışı yapıp göstereceğim size. Aynı zamanda bunu da en büyük yapabilmek için ne yapacağım? Kaçla çarpayım arkadaşlar? Ee, 3 ile çarpabilirim. 4 ile çarpabilirim. Değil mi? 4 ile çarpamıyorum. O zaman kaçla çarpayım? 3 ile çarpayım. 3 ile çarpacak olursam buradan da kaç geldi? 84. Bakın. A ile B'nin ebobuna kaç demişti? 5 mi demişti? Ama ben burada A ile B'nin EBOB'una bakarsam 10 görüyorum. herkese de 10'a bölüyor. O zaman bunu 70 alma. Bunu kaç al? 35. İstersek A'yı da 40 alabilirdik. Bunu 70 alabilirdik ama toplamları büyük olmazdı. 80 ile 35 toplayınca daha büyük oluyor. Bunların hepsini ne yapacağım? Toplayacağım dostlarım. 80 ile 84'ü topladım. 164. Yanına bir de 35 ekledim. Bu da haliyle bana 199'u verdi. Güzel bir soruydu. Bu soruyu da lütfen tekrar edin. Gerçekten güzel bir soru. Geçiyorum buraya. X ve Y aralarında asal. Artık ezberledim. Çarpımları direkt çarpım ebo ekokları direkt bunların çarpımına eşit. Ekok. Şimdi bakın ekok x'e 77 ya. Çarpımları direkt 77 oldu. Şimdi gelin burada hızlı paylaştırma yapalım. 55 x y'yi çarptım. x çarpı y bölü ilk paydam x eşittir kaç? 12. x çarpı y kaç vermişti soru bize? 77 yazıyorum. 55 ile 77'yi topladım. Bu da bana kaç verdi? 132. O zaman yazalım. 132 bölü x eşittir 12. Sevgili arkadaşlar burada bununla bu çarpım durumunda olduğu için yerlerini değiştirin. x eşittir 132 bölü 12 oldu. Buradan da x'in kaç olduğunu görürüm. 11. Soru benden neyi soruyordu? Y'yi soruyordu. Çarpımları kaç olmalı 77 mi? Buraya 11 verirseniz y'nin kaç olması gerekir? 7. Bu da güzel bir soruydu ama soruyu tekrar toparlayacak olursak X ile Y aralarında asalsa EBOB'ları 1, EKOK'ları da bu sayıların çarpımıdır. En sevdiğim soru. Neden bilmiyorum ben bu soruyu çok seviyorum. Bu soru tiplerine bayılıyorum gerçekten. Bakalım ne oluyor. Bir EKOK sorusu sayım sorusu sayım soruları burada EKOK sorularıdır. Ortak katını alacağım ama dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Burada ondan dolayı bir tık sorunun kritik yerinde ben sizi uyaracağım. Cengiz cevizleri 9'ar er dağıtırsa 3. Ceviz sayısına C diyelim. 9 dağıttı 9 artı 3. Eşittir 5'er dağıtırsa 4. 5B artı 4. Eşittir 3'er dağıtırsa hiç çarpmıyor 3C. Sevgili arkadaşlar bakın bunlar birbirine eşit olamaz. Neden? Çünkü bir sayıyı 9'a bölerseniz içinde kaç defa vardır sorusu 5'e böldüğünüzde aynı sayıyı vermez. Yani 9'a bölerken biraz daha az vardır. 5'e bölerken biraz daha fazla, 3'e böldüğünüzde içinde daha fazla vardır. O halde 9A artı 3, 5B artı 4, 3C dedik. Şimdi bu tip soruların evet kritik noktasına geldik. Bu tip sorularda ya bir şey ekleyelim ya da bir şey çıkartalım. Ama genel olarak neye bakın biliyor musunuz? Büyük sayıya, büyük sayı. Büyük sayı 9'un katı yapmak için her tarafa kaç ekleyeceğiz? 6, e, 6 ekliyorum. C artı 6, 9A artı 9. 6 mı ekledik? 5B artı 10. 6 mı ekledik? 3C artı 6. Bakın kaçın katı? 9'un. Kaçın katı? 5'in. Kaçın katı? 3C artı 6. 3 parantezini alabiliyor musunuz? Alıyorsunuz. O zaman kaçın katı? 3'ün katı. O zaman C artı 6 ne diyorum? Ekok 9, 5, 3. Bunların ekokunu alalım. 9 ile 3'ün ekoku 9. 9 ile 5'i çarptık. 45'in bir katı oldu. Ne soruyor bana sana? Bana soru. Cengiz en az Kaç cevizi vardır? K'ya istediğiniz değerleri verebilirsiniz. Ama en az dediğine göre K'ya kaç vermeniz gerekir? 1. K'ya getirip ne yapıyorum? 1 veriyorum. Yazalım. C artı 6 eşittir. 45. 6'yı diğer tarafa attım. C eşittir buradan kaç gelir? 39. Geçelim diğer sorumuza. Dikdörtgen şeklindeki bir havuzun dibine kare fayans döşenecektir. Ha! Direkt alan sorusu. Bakın bir havuz var büyük bir havuz. Bu havuza ne döşüyormuşuz? Fayans. Yani şöyle küçük fayanslarımız var. Ama en az fayans dediğine göre fayansları olabildiğince büyük seçeceğiz. Bakın büyükten küçüğe gidiyorum. Bölümleme yapacağım. Ama bu bölümlemede en büyük böleni alacağım. O yüzden burada ne var? E-bob. Bakalım. Ya da diğer bir de işte büyükten küçüğe giderseniz ne olması gerekir? E-bob. Yani öyle de düşünebilirsiniz. Bakalım ne oluyor? Dikdörtgen şeklindeki bir havuzun dibine kare fayans döşenecektir. Havuzun eni 100 metre. Tamam. En dediğimiz şey uzun olabilir. 100. Burası da kaç olduk? Bulduk 75. Genelde ama sorularda uzun kısma e, boy, kısaya da en denilir. Fark etmez ama. Bu iş için en az kaç eşit fayans? En az kaç eşit kare fayans? O halde ben ne yapayım? 75'te 100'ün ebobunu buluyorum. Yazıyorum. Ebob 75 ve 100. Ben genelde şöyle bir yol izliyorum. Eğer bölünebilecek, isterseniz bölünebilecek en büyük sayıyı bulabiliyorsam bölüyorum. Mesela her ikisi kaça bölünür? 25'e mi? 25'e bölersen kaç olur? 3. 25'e böldün kaç oldu? 4. Bunlar aralarında asal mı? Asal. Eğer bir sayıya bölüp aralarında asal iki sayı elde ediyorsanız EBOB'ları odur. Yani EBOB'ları kaç oldu? 25. Neden? 25'e böldüm. Aralarında asal iki sayı elde ettim. O halde gerçekten de EBOB'larını doğru yapmışım. Yani EBOB'ları kaç oldu? 25. Devam edelim. O zaman burada ne oldu? 25. Burada ne oldu? 25. Yani şöyle düşünün. Burada 25'e 25'lik fayanslar var. En az kaç çeşit fayans? En az kaç çeşi, kaç tane fayans gerekir diyorsa şayet ben tüm alan bölü formülümüz nedir? Tüm alan bölü fayansların alanı. Fayans alanı. Bakalım. Tüm alanımız nedir? 75 çarpı 100. Yani dikdörtgen alanı nasıl bulunurdu? Kısayla uzun kenarı çarpım bölü. Fayansın alanı nedir? Bir karedir. 25 çarpı 25 olur. Ha, sadeleştirelim hemen. Bilindiği üzere çarpmadan önce bizim ne yapmamız gerekiyor? Sadeleştirme. 75 ile 25'i sadeleştirdim. Yukarıda kaç kaldı? 3. 100 25'i sadeleştirdim. Hey 4 kaldı. 3 ile 4 çarptık. Bize kaç verdi? 12. Bu da gerçekten güzel bir soruydu. Ve geçiyorum diğer soruma. Bakıyorum. Aman Allah'ım. 3 <laughs> yıldız mı dersiniz, 5 yıldız mı dersiniz? Atın arkadaşlar, istediğiniz her şeyi atın bu soruya. Yok yok yani soruda. Bir hastanedeki Zeynep isimli hemşire 9 günde. Tamam. Tolga isimli doktor 15 günde. Tamam. Nöbet tutuyor. İkisi birlikte ilk nöbetlerini tutmuş. Bakın, çarşamba günü tutuyor. Birlikte 12. nöbetlerini pazar günü tutmuşlardır. Bunlardan hangileri doğrudur? Öncelikle düşünelim soruyu. Biri 9 günde bir, diğeri de 15 günde bir tutuyor. Bunların birlikte tutması için hem 9'un katlarını alacağız, hem 15'in katlarını alacağız. Aynı zamanda bunların birlikte tutabilmeleri için 9 ile 15'in ortak katını bulacağız. O yüzden ilk defa tutması için de ilk hangi gün tutar dediği için de en küçük ortak kat olacak. Yani soru benden ekoku soruyor. Hemen yapıyorum. Ekok 9 15. Şimdi bunun ekokunu bulurken isterseniz bu sefer uzun uzun bulayım sizin için. 3'e böldüm. 3'e 5. 3'e böldüm bir daha. 1'e 5. Bir daha 5'e. Burada bir kez 5'e böldüm. 1 oldu. de 1 olunca bitti demektir. 9 ile 5 çarptı 45. Yani bunlar 45 günde bir arkadaşlarım birlikte nöbet tutuyorlar. İlk nöbetini tuttular. Değil mi? E, i̇lk nöbetlerini tuttularsa şuraya 1 diyelim. Bunlar ilk nöbetlerini tuttularsa 12. nöbetini soruyorsa... 11 nöbet geçmeli. 11 nöbet. Yani 11 çarpı 45 geçmeli. 11 ile çarpmanın pratik bir yolu var. 4 ile 5'i açın. Ortasına toplamlarını koyun. 495. Şimdi ilk e, 12. nöbetlerini pazar günü tutmuştur diyorsa 495'in ben ne yapacağım? 7 ile bölümünden kalanı bulacağım. Çünkü haftanın günlerinde periyot 7'dir. Misal diyelim bugün cuma ama 7 gün sonra tekrar cuma. Bir yedi gün sonra tekrar cuma. Yani yedinin katlarını eklerseniz bugün cuma ise hep cuma elde edersiniz. Yani ben buradan periyodumun tekrarlanan periyodun yedi olduğunu görüyorum. O zaman ne yapacağım? 495'i yediye bölüyorum. İçinde kaç defa var? Yedi kere yedi. 49. Çıkardım sıfır. Beşi aşağı indirdim. İçinde olmadığı için buraya bir sıfır atıyorum. Beş defa. Yani ben ne yapacağım? İlk nöbetlerini çarşamba mı? Beş gün sonraya gideceğim değil mi? Sayacağım. 5 gün sonraya gideceğim. Yani buradan ne diyelim? Perşembe, ondan sonra cuma ama gerek yok. 5 gün sonraya gitmek yerine 2 gün önceye gidelim. Çarşambadan 2 gün önceye giderseniz salı, bir gün daha önceye giderseniz pazartesi. Yani aslında bunlar ne oldu? Pazartesi günü birlikte tuttular. O zaman bu gitti. Geçiyorum diyene. Birlikte tuttukları 4. nöbet. İlk nöbeti tutmuşlar mıydı? Evet, tutmuşlardı. O zaman kaç nöbet kaldı? 3 nöbet kaldı. 3 nöbet kaldı. Eğer 3 nöbet kaldıysa o zaman ben ne yapayım? Şuraya bir 2 diyelim arkadaşlar. 3 ile tekrar kaçı çarpıyorum? 45'i çarpıyorum. 3 ile 45'in çarpımı 3 kere 5 15. 3 kere 4 12. Bir de elde vardı. 135 oldu. Şimdi bakalım. Yani soru bana neyi soruyor biliyor musunuz? 135 gün sonra ne olacak diyor. Şimdi 135'i tekrar neye bölelim? 7'ye bölelim. Bakıyorum burada. İçerisinde kaç defa var? 1. 1 kere 7. 7. 13'ten 7'yi çıkardım 6 65 içerisinde kaç defa vardı 9 defa vardı 9 kere 7 63 kalanımız kaç oldu buradan 2 2 kaldı yani bakın 2 gün sonrayı bulacağız çarşambaydı perşembe cuma o halde ben ne diyorum cuma günü tuttu evet doğru birlikte ilk cumartesi günü nöbetlerini 135 gün sonra tutar arkadaşlar kolay çünkü biraz önce ne vardı zaten e 135 yok muydu biraz önce? E birlikte 135. günde nereye geliyordu? Cuma gününe mi geliyordu? O halde ne olması gerekir? Bunun yanlış. Cevabımız ne oldu buradan? Yalnız 2. B cevabı. Ve geçiyorum, geçiyorum. Gene bir, gene bir ekok sarısına. Neden? 3 otomatik zil sırasıyla 20. 36. Arkasından 45 dakikada bir çalmaktadır. Bu ziller ilk defa 9.20'de birlikte çaldığına göre ikinci defa. Hmm, birlikte çalmış ikinci defa mı çalacak? O zaman ben bunları neyin almam gerekiyor? Ekok. Bakalım. Hemen yazıyorum. Ekok. 20. 36. 45. Hemen şöyle ayıralım. 2'ye böldüm. 10. 18. 45 bölünmedi. 2'ye böldüm. 5. 9. 45. Artık 2'ye bölünmüyor. Devam edelim. 3'e bölelim. 3'e böldüm. 3, 5, 3, 5. Burası da 15. Bir daha 3'e böldüm. 5, buradan 1, buradan 5. En sonunda da 5'e böldüm. 1, 1, 1. Bitti. Bunların çarpımı bana neyi veriyordu? Ekoku mu veriyordu? 4, 4 ile 9'u çarptım. 36, 36 çarp 5'ten 180'i buldum. Yani 180 dakikada bir bunlar birlikte çalarlar. Ne diyor bana? İkinci defa mı? Ha, ilk defa çaldı mı? Evet çaldı. 9.20'de. O zaman 180 dakika geçmesini gerektiriyor bu. 180 dakika 60'a bölersek bize kaçı verdi? 3 saati mi verdi? Hemen ekleyelim 3 saatimizi. 9.20 Pardon. 9.20 3 eklersek arkadaşlar. Bu da bize neyi verir? 12.20'yi. Cevabımız Ceyhan oldu. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum ve o beklenen soru. O ödüllü soru ne diyor sana? 16, 24, 32 sayıları ile bölünen en büyük 3 basamaklı sayı kaçtır? Bunların bölünmesi gerekiyor. Düşünelim biraz ve sorunun çözümünü yorumlara yazmayı ihmal etmeyelim. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.